Üç Karşılaşma Ivan Turgenev Aradan bir yıl daha geçti. Petersburg'a taşındım. Kış geldi, maskeli balolar başladı. Bir gece saat 11'de bir ahbabımın evinden çıktım gidiyordum. İçimde öyle bir sıkıntı vardı ki dağıtmak için asiller kurulundaki maskeli baloya gitmeye karar verdim. Uzun müddet sütunlarla aynalar arasında dolaştım. Aynalarda alçak gönüllü, kadere boyun eğmiş bir ifade taşıyan yüzümü görüyordum. Böyle bir ifade, böyle hallerde yalnız en namuslu insanlarda olur. Niçin böyle olduğunu da ancak Tanrı bilir. Dantelaları, şüpheli, kirli eldivenli, tiz sesli dominolarla alay edip uzaklaşıyor. Kendileriyle konuşmaktan çekiniyordum. Uzun zaman kulakların boru ulumaları, keman vızıltılarıyla şişti. Nihayet canım pek sıkılıp başıma ağrıyınca artık evime dönmek istedim. Gitmedim, kaldım. Sütuna yaslanmış, üzerinde siyah bir domino bulunan bir kadın gördüm. Görünce durdum, kedisine yaklaştım ve bilmem ki okuyucularım bana inanacaklar mı. Derhal o bilinmeyen kadını tanıdım. Onu neden tanımıştım? maskesinin uzunca deliklerinin içinden, üzerime çevirdiği dalgın bakışlarından mı, omuzlarıyla kollarının fevkalade olan şeklinden mi, kadınlara has olan azametinden mi, yoksa birden içimden gelen gizli bir sesten mi? Bunu söyleyemem. Ne olursa olsun onu derhal tanımıştım. Kalbim çarparak birkaç defa yanından geçtim. O kımıldanmadan duruyordu. Tavırlarımdaki kederle, ümitsizlik bana elimde olmadan İspanyol romansından iki beyti hatırlattı. Duvara yaslanmış, gamlı bir tabloyum ben. Ben de onun yaslanmakta olduğu sütunun arkasına geçtim. Başımı onun kulağına eğerek yavaşça şunları söyledim. Passa que colli. Bunun bütün vücuduyla titreyerek hızla bana döndü. Gözlerimiz o kadar yakından karşılaştı ki. Korkudan göz bebeklerinin büyüdüğünü gördüm. Bir elini hafifçe bana doğru uzatarak şaşkın şaşkın bana bakıyordu. Sakin bir sesle gözlerimi ondan ayırmayarak 6 Mayıs 1840 yılında Sorrento'da akşam saat 10'da Della Groce caddesi dedim. Sonra Rusya'da nokta nokta vilayetinde Mihailovsk köyünde 22 Temmuz 1840 nokta, nokta yılında nokta, nokta Bunların hepsini Fransızca söylüyordum. O biraz geriledi. Şaşkınlık dolu bakışlarıyla beni baştan ayağa süzdü. Sonra Venez diye fısıldayarak çevik bir hareketle salondan çıktı. Ben de arkasından yürüdüm. Biz konuşmadan yürüyorduk. Onunla yan yana yürürken duyduklarımı anlatmaktan acizim. Güzel bir rüyanın birden hakikat olması gibi bir şeydi bu. Galate heykelinin can çekişen Pigmalyon'un gözleri önünde canlı bir kadın olarak kaidesinden indiği gibi. Kendi kendime inanamıyordum. Zorla nefes alabiliyordum. Birkaç odadan geçtik. Nihayet odaların birinde pencere önündeki küçük bir kanepenin önünde durdu. Sonra oturdu. Ben de yanına oturdum. Yavaşça bana başını çevirdi. Dikkatle yüzüme bakmaya başladı. Siz siz onun tarafından mı geldiniz? dedi. Sesi zayıftı, titriyordu. Onun bu sorusu beni biraz şaşırtmıştı. Hayır. Onun tarafından gelmiyorum diye kekeleyerek cevap verdim. Onu tanıyor musunuz? Esrarlı, azametli bir tavırla tanıyorum diye cevap verdim. Rolümde sebat etmek istiyordum. Evet, tanıyorum dedim. İnanmıyormuş gibi bana baktı. Bir şeyler söylemek istedi ama gözlerini yere indirdi. Siz onu Sorrento'da bekliyordunuz diye devam ettim. Onunla Mihailovsk'ta da görüştünüz. Beraber atla gezintiler de yapıyordunuz. Bunu nereden diye başlamıştı. Öyle işte ben her şeyi biliyorum, her şeyi biliyorum. Yüzünüzü tanıyacak gibi oluyorum diye devam etti. Ama hayır, hayır siz beni tanımazsınız. Öyleyse benden ne istiyorsunuz?" dedi. "Ben her şeyi biliyorum." diye tekrar edip duruyordum. Bu güzel başlangıçtan faydalanarak işi ilerletmek gerektiğini iyi anlıyordum. Durmadan "Her şeyi biliyorum, her şeyi öğrendim." demem gülünç olduğunu biliyordum. Ama heyecanım çok büyüktü. Bu beklenmedik tesadüf beni o kadar mahcup etmiş, o kadar şaşırtmıştı ki başka bir şey söylemek elimden gelmiyordu yavaş yavaş aptallaştığımı hissediyordum. Evvelce görünmek istediğim gibi her şeyi bilen esaslı bir mahluktan sırıtıp duran bir aptala döndüğümü hissediyordum. Ama yapacak başka bir şey yoktu. Evet ben her şeyi biliyorum diye bir kere daha mırıldandım. Dönüp bana baktı hızla kalktı uzaklaşmak istedi. Ama böyle yapsaydı büyük bir gaddarlık olacaktı. Onu kolundan yakaladım. Allah aşkına dedim. Oturun beni dinleyin. Biraz düşündükten sonra oturdu. Ateşli ateşli. Şimdi size her şeyi biliyorum demiştim. Bunların hepsi boş sözler. Benim bir şeyden haberim yok. Bir şey de bilmiyorum. Ne sizin kim olduğunuzu ne de o adamın kim olduğunu biliyorum. Size şimdi sütunun yanında söylediklerimle sizi hayrete düşürseydim. Siz bunu bizimle alay eder gibi iki defa aynı şekilde bizi karşılaştıran Belki de gizli tutmak istediğiniz sırrı istemeden öğrenmeme sebep olan o garip, akıl ermez tesadüflere atfediniz. Hemen orada hiçbir şeyi gizlemeden ona her şeyi anlattım. Serranto'da Rusya'daki karşılaşmaları, Mihailovski'deki boşa giden soruşturmalarımı, hatta Moskova'da Madame Shilikova ve kız kardeşiyle konuştuklarımı anlattım konuşmamı bitirirken şimdi her şeyi biliyorsunuz diye devam ettim. Size ben de nasıl derin sarsıcı bir tezir bıraktığınızı anlatacak değilim. Sizi görüp de hayran olmamak imkansızdır. Öte yandan bunun ne çeşit bir tesir olduğunu size anlatmakta bir fayda görmüyorum. Sizi iki defa da nasıl şartlar altında gördüğümü hatırlayın. İnan ki akılsızca ümitlere kapılmaya meraklı bir kimse değilim. Yalnız beni bugün saran izah edilmez heyecanı da anlamalısınız. Dikkatinizi üzerime çekmek için başvurmak zorunda kaldığım beceriksiz kurnazlığımı da bir an için olsun mazur görün. Başını kaldırmadan benim karışık sözlerimi dinliyordu. Nihayet, "Öyleyse benden ne istiyorsunuz?" diye söylendi. "Ben mi? Ben sizden bir şey istemiyorum. Ben zaten mes'udum." Başkalarının sırrını da çok saklarım. Acaba ama siz bu zamana kadar galiba her neyse diye devam etti. Size sitem etmek istemiyorum. Sizin yerinizde kim olursa olsun aynı şeyi yapardım. Bununla beraber olaylar bizi gerçekten ısrarla birbirimize yaklaştırdı. Bu da açık konuşmam için size bazı haklar veriyor. Şimdi beni dinleyiniz.'' Ben önüne gelene çektiği ızdıraplarını anlatarak kendilerini acındıracak kalpler aramak için maskeli balolarda dolaşan o anlaşılmaz. Bahtsız kadınlardan değilim. Kimsenin merhametine de ihtiyacım yok. Benim kendi kalbim ölmüştür. Buraya da sırf onu ebediyen gömmek için geldim. Mendilini dudaklarına götürdü bir çeşit zorlukla. Ümit ederim ki diye devam etti sözlerimin maskeli balolarda söylenmesi adet olan sözlerden olmadığını anlamışsınızdır. Benim böyle şeylerle uğraşacak zamanım olmadığını anlamanız gerek. Gerçekten bütün içe işleyen yumuşaklığına rağmen sesinin ahenginde korkunç bir şey vardı. Ben Rus'um diyerek Rusça konuşmaya başladı. O zamana kadar Fransızca konuşuyordu. Gerçi Rusya'da az yaşadım. Adımı öğrenmenize lüzum yok. Anna Feodorovna çok eski ahbabımdır. Gerçekten kız kardeşinin adıyla Mihalovsk'a gitmiştim. O zamanlar onunla açıktan açığa görüşmeme imkan yoktu. Zaten onsuz da birçok dedikodular dolaşmaya başlamıştı. O zamanlar daha birçok engeller vardı. O serbest değildi. Şimdi o engeller ortadan kalktı. Ama soyadı benim olacak olan kimse, kendisiyle beni gördüğünüz o adam beni bıraktı el ile bazı hareketler yaparak sustu. Onu gerçekten biliyor musunuz? Onunla hiç karşılaşmadınız mı? Bir defa bile görmedim. O hemen hemen bütün bu zamanı dış ülkelerde geçirdi. Ama şimdi burada. İşte benim bütün tarihçim. Diye ilave etti. Görüyorsunuz ya hayatımda ne bir esrar ne de bir fevkaladelik var. Ya Sorrento diye korka korka sözünü kestim. Onunla Sorrento'da tanışmıştım. Dedi düşünceye daldı. İkimiz de susuyorduk. Tuhaf bir mahcubiyete kapılmıştım. Yanında oturuyordum. Hayalimde yaşattığım ızdıraplar içinde beni heyecanlandıran o kadının yanında oturuyordum. Aynı zamanda kalbime bir ağırlık, bir soğukluk duyuyordum. Bu karşılaşmadan bir şey çıkmayacağını da biliyordum. Onunla benim aramda bir boşluk olduğunu, birbirimizden ayrılınca bir daha karşılaşmayacağımızı da biliyordum. Başını ileri doğru uzatmış, ellerini dizlerinin üzerine koymuş, kayıtsız gelişi güzel oturuyordu. Bu tedavi edilmez kederin kayıtsızlığını, bu sonsuz bahtsızlığın duygusuzluğunu bilirim. Maskeler çifter çifter yanımızdan geçiyorlardı. Yeknesak, coşkun valsin nağmeleri, kah uzaklardan boğuk boğuk geliyor, kah şiddetle patlayarak dağılıyordu. Neşeli balo müziği beni eziyor, kederli bir heyecana düşürüyordu. Acaba diye düşünüyordum. Bu kadın bir zamanlar o uzak köy evinin penceresinde şahane güzelliğinin parlaklığı altında bana görünen o kadın mıdır? Bununla beraber aradan geçen zaman ona bir tesir yapmamıştı. Maskenin dantelalarıyla örtülmeyen yüzünün, Alt kısmı bir çocuk yüzü tazeliği taşıyordu. Ama ondan bir heykel soğukluğu geliyordu. Sanki Galate kendi kaidesine bir daha yere hiç inmemek üzere dönmüştü. Birden yerinden doğruldu, başka bir odaya baktı. Ayağa kalktı. Elinizi bana veriniz, dedi. Çabuk, çabuk olun gidelim. Salona dönmüştük. O kadar hızlı yürüyordu ki arkasından zor yetişiyordum bir sütunun yanında durdu. Burada durunuz diye fısıldadı. Birisini mi arıyorsunuz diye söze başladım. Ama o bana aldırmayarak dikkatle kalabalığa bakıyordu. Siyah iri gözleri siyah kadife altından dehşet saçan bir düz süzgünlükle bakıyordu. Ben de onun baktığı tarafa döndüm. O anda her şeyi anladım. Sütunlarla duvarların arasındaki koridorda o gidiyordu. Bir zamanlar ormanda yanımdaki kadınla beraber rastladığım o erkek. Kendisini derhal tanımışım. Hemen hiç değişmemişti. Sarı bıyıkları gene öyle kıvrılmıştı. Ela gözleri gene öyle müsterih. Kendine güvenen insanlarda olduğu gibi neşe ile parlıyordu. Yavaş yavaş yürüyordu. Vücudunu biraz öne eğerek koluna girdiği maskeli kadına bir şeyler anlatıyordu. Bizim hizamıza gelince birden başını kaldırdı. İlk önce bana sonra yanımda duran kadına baktı. Belki de onu tanımıştı. Onun gözlerini tanımıştı. Çünkü kaşları hafifçe titredi. Gözlerini kıstı. Hafif ama belli hem de küstahça bir gülümsemeyle dudaklarını kımıldattı. Yanındaki kadının kulağına eğilerek bir şeyler söyledi. O da arkasına dönerek baktı. Mavi gözleri ikimizi birden hızla süzdü. Sonra hafifçe gülerek yanındaki erkeğe küçücük eliyle gözdağı verdi. O da hafifçe bir omzunu kaldırdı. Kadın cilveli hareketlerle ona sokuldu. Ben yanımda duran tanımadığım kadına döndüm. O uzaklaşan çiftin arkasından baktı. Birden elini elimden çekerek kapıya atıldı. Ben de arkasından atılmak istedim. Bana dönerek öyle bir bakış baktı ki yerlere kadar eğilerek selamladım. Olduğum yerde kaldım. Kendisini takip etmek hem kabaca hem de aptalca bir hareket olacağını anlamıştım. Çeyrek saat sonra Petersburg'un canlı takvimi olan ahbabıma Lütfen söyler misin şu uzun bıyıklı, yakışıklı bay kimdir dedim. O mu? Bir yabancı, oldukça esrarlı bir mahluk. Ufuklarımızda seyrek beliren bir kimse. Niye sordun? Öyle. Eve döndüm. O zamandan beri de tanımadığım o kadına hiçbir yerde rastlamadım. Sevdiği adamın adını bilseydim belki de kadının kim olduğunu öğrenmeye muvaffak olurdum. Ama kendim de bunu istemiyordum. Yukarıda da söylediğim gibi o kadın bana bir rüya gibi görünmüştü. Bir rüya gibi de geçti. Ebediyen kaybolup gitti. Son